Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün içinde süt ve yoğurt olmayan, mikser kullanmadan, az malzemeli, çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir kek tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1 su bardağından biraz eksik yani 150 gram toz şekeri de ilave ediyorum. Bir tel çırpıcı yardımıyla rengi açılıncaya kadar toz şeker biraz eriyinceye kadar karıştıracağım. Bu işlemi çatalla da yapabilirsiniz. Bakın devamlı olarak karıştırdıkça rengi açıldı, toz şeker biraz eridi. Yaklaşık 3-4 dakika kadar çırptım, karıştırdım. Şimdi yarım çay bardağından biraz eksik e, sıvı yağı ekliyorum 60 ml. Bu kullandığım bütün malzemeleri de miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi de yıkamış olduğum 1 adet portakalın kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeliyorum ve suyunu da sıkarak içine ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Son olarak unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyerek kek hamurunu tamamlayacağım. Öncelikle şöyle bir su bardağı unu eleyerek içine ekliyorum. Ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardakta klasik su bardağı 200 mililitrelik bir bardak. Dediğim gibi miktar değişebilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre ya da portakal suyunun miktarına göre. Bu nedenle azar azar ekleyin. Birazdan kıvamını gördüğünüzde miktarı ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. 1 su bardağı unu ekledim. Şimdi bir paket kabartma tozunu ve bir paket vanilyayı da ilave ediyorum. Tekrar kalan unu eklemeye devam ediyorum. kek hamurum hazır pişirme işlemine geçeceğim şöyle 22 santim çapında bir kelepçeli kalıp kullanacağım bu boylarda küçük bir kalıp kullanabilirsiniz borcamın e, küçüğü olabilir kare ya da yuvarlak borcam kullanabilirsiniz aynı şekilde altına yağlı kağıt serin benim yaptığım gibi ve bu şekilde gördüğünüz gibi tereyağı ile yağlıyorum kenarlarını ve alt tabanını şimdi bir adet de portakalım kalmıştı onu ince bir şekilde dilimliyorum tabanına yerleştiriyorum Portakal dilimlerinin üzerine bir miktar toz şeker serpebilirsiniz. Şimdi kek hamurunu kalıba döküyorum ve yayıyorum. pişmek için hazır. Fırını 170 dereceye ayarladım, ısıttım. Kalıbı fırına gönderiyorum ve yaklaşık 35 dakika kadar pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir fırınıza göre. İlk bir 25 dakika geçtikten sonra fırının kapağını açıp kürdanla pişi pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Evet, fırından çıktıktan sonra ılıması için beklettim. Şimdi ters çevirdim. Üzerindeki yağlı kağıdı alıyorum ve dilimleyerek servis edeceğim. Görüntüsü de harika oldu. Yoğurt ve süt kullanmadan az malzeme ile yapılabilecek en lezzetli keklerden bir tanesi. İçindeki portakal aromasıyla, portakal dilimleriyle gerçekten enfes bir kek. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz de yorum bölümüne her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu arada isterseniz elma da kullanabilirsiniz portakal yerine ya da istediğiniz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Evet videonun da sonuna geldik. Ben siz diğer görüntülerle baş başa bırakacağım. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu kek tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.